haşlanmış iki tane yumurta, üstüne ıspanak koydum, onu yiyeceğim. Ondan sonra da bakarız artık yumurtalara göre. Okay, grubumuzda bugün Ecem var, Arya, Derin, Rüzgar çok fazla. Devran'ı ters çevirdik, Mert, Ezgi, Mutlu ve de Rozan. Biz kahvaltı yapacağız. Evet, tamam aşkım, sen şimdi bekle, ben yemeğimi yiyeyim sonra aşkım. Bekle, tamam bebeğim. Heh, al aşkım. Şimdi biraz denize gireceğiz ama burası o kadar çok esiyor ki girebilir miyim bilmiyorum. Her tarafta çakıl. Acayip esiyor hem de. Aslında esmesi o kadar güzel bir güneş var ki anlatamam size. Dediğim gibi eğer burada rüzgar olmasaydı burası daha çok kalabalık olurdu. Hay! Nasıl eğleniyor? Üşüdüm şimdi ona vurdukça. Burası daha soğuk sanki. Ay yok, ben vazgeçtim. Buz gibi be! Ay ben! Nasıl durdun içinde? Ay şimdi... Hı? Elindeki ne? Evet, annem sardır şimdi. Kaçmerleri Mutlu abla yapmış. Ya börek. Nerede be? Is it a holocaust? That's nice. Güneş geldi. Ha, güneş geldi. Ha, güneş geldi. Annem. Annem. Devran, 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 Devran. Biz çıktık şimdi, rüzgar çok fenaydı yani artık böyle bizi yordu. O yüzden çıktık, saat bize 5:30 oldu yani. Sanki bir yaver. Arkadaşlar, bugün bir çılgınlık yapıp seni yiyeceğimi söylesem alay edip güler misin, yoksa sen de beni yer misin? Biliyorsunuz 3 aydır McDonald's kapandı. 2 ay falan herhalde, 2-3 ay işte kapandı. Ve bugün tam da burada eve geçerken baktık ki bir tanesi açılmış. O yüzden tabii Derin kaç zamandır zaten istiyordu. Ben evdekiyle yapıyordum ama sırf o McDonald's amblemini, desenini görmesi bile ona yetiyor yani. Yoksa şeyinden değil yani, sırf hani Serhat'ın deyimiyle pisliğini istiyor, yoksa yiyeceğinden değil ama neyse ki açılmış. Ama çok büyük bir sıra var, kuyruk var, bekliyoruz. Araba bak, bak Mutlu, hepsi o tarafa doğru gidiyor. Gördün mü? Diğerleri buradan geçiyor. Ondan sonra ben tabii ki yemeyeceğim sıranın arkadaşlar. Başı, sıranın başı buradadır. Şu gri arabada sıranın başıysa. Hayır bak, hepsi şuradan içeri giriyor. Evet. O yazıyı görüyor musun? Arkadaki. Oradan oraya giriyorlar. Yani ben yemeyeceğim arkadaşlar tabii ki de. Şimdi ben buraya baskı yapsam sen yiyeceksin mi Mutlu? Yok. Aa bu arada Mutlu da benimle birlikte diyete başladı, gaza geldi. Bir ay sonra yani sen 3-4 gün, bir hafta oldu mu? Başlayalı. 24
24 müydü? 25 idi. 24'ünde başladın sen. 25'inde başladın. 25'inde başladın. Yaklaşık 5 gün. Evet işte ya, 5-6 gün oluyor başladı. Ve onun da hedef kilo 60 civarı. Çünkü biz ikimiz aynıydı. O yüzden tabii ilk başta hani hedef biraz yavaş yavaş düşme. Ama o spor bayağı işe yarıyor. Evet, benim yaptığım sporu yapıyor. Onun için de işe yaradı arkadaşlar. Linki tekrar yukarı yazacağım çünkü çok merak ediliyor, hala soruluyor. Bu şekilde işte geldik. Ben sadece koklayabilirim yani. Kendimi yani yemesem yerim, yemem aslında ama bakıcıyım. Ya var ya, sadece pisliğini yiyeceğim, yoksa canım istemiyor bile. Yemin ederim canım istemiyor, canım ama çekmiyor da. Uzun süredir yemediğim için ve uzun sürede yemeği planlamadığım için şimdi bir tane kaçamam. Yani aman. Ama güzel kilo. Ya güzel kilo verdim, bence hak ettim de. Ama hak ettim diye de şeyini çıkarmaya gerek yok ve bugün birkaç gündür yiyorum arkadaşlar ama kilomu koruyorum, o ayrı bir konu yani. Koruman önemli. Evet, korumam önemli, almıyorum üstüne. Neyse ki sıra sanki hızlı ilerliyor gibi, bakalım araba gidiyor. Süper hızlı ilerliyor. Biz eve geldik. Arkadaşlar yedim. Yemez olaydım. Canım çekmiyor, bir şey yoktu. Yedim, neyse hiç düşünmeyeceğim. Unut gitsin. Ama bunlar bana birer ders oluyor. Çünkü başka bir zaman, başka bir şey olduğunda diyorum ki Ezgi, hiçbir faydası olmayacak. Yani yediğin an pişmanlıktan ziyade insan şey oluyor. Niye yedim ki yani, ne gerek vardı? Neyse. Hadi içme. Çocukları banyoya koydum. İkisi biraz küvetin içinde oynuyor. Odaya giriştim. Biz 1,5 saat falan evdeyiz. Çocukları yeni küvete koydum ama ben odaya giriştim. Bizim yatak odasındaki bütün kıyafetleri çıkarttım. Dolabın içinde. Ondan sonra onları ayarlıyorum. Aslında böyle kışlı yazlı ayırmak istedim ama buranın ne kışı ne yazı belli oluyor. Yani yaz dediğimiz bir ay sürüyor. Tekrar sonra kış oluyor. Mevsimlik genelde, o yüzden giyiniyoruz. Ama kazaklar falan birkaç tane. Ay şunlara bak. Ay. Şöyle göstereyim. İkisi yan yana durmuş böyle. Uzanıyorlar ama sarılıyorlar. Maşallah. Bak bak. Ondan sonra ayırayım dedim ama şimdilik öyle kalsın, odanın dolabının içine dizsin. Şimdi çocukları burada yalnız da bırakamıyorum. O yüzden bir oradayım, bir salonda, bir içeride böyle. İçeri gidip geliyorum. Serhat birazdan gelmek üzere. Şu dolap zaten kırık. İki ay açıldığında gidip bakıp almak istiyorum. Yani internette de sipariş verebilirim ama almak istiyorum. Şunu artık kullanmıyoruz. Bunu Elmas'a vereceğim. Şimdilik böyle koydum ama bunu hepsini yıkadım. Güzel şey yapacağım. Katlayıp kaldıracağım. Çünkü yıkandı. Ayıracağım bunları. Ondan sonra bu eşik de gidecek. Bu da gidecek. Dediğim gibi dolap internetten sipariş verebilirim ama kendim görerek almayı daha çok seviyorum. Şimdi bilmiyorum, olacak mı, olmayacak mı, sığacak mı, tam kararımı da veremedim yani. O yüzden bakalım, bir ufak tefek bir değişiklik, oda değişikliği yapacağız ama iki ay açıldıktan sonra. Neyse, ben burayı bir toparlayayım, bitireyim. Ondan sonra da çocukları yıkayıp çıkartacağım. Günaydın. Günaydın. Bak buraya. Bak buraya bak. Bak buraya bak. Günaydın. 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 Herkese günaydın. Günaydın. Saçı. Üzgünüm birazcık. Saçım başım dağılır. Herkese günaydın arkadaşlar. Biz hazırlandık. Çantalar şu tarafta. Sahile gideceğiz. Bugün Serhat'la birlikte gideceğiz. Eşyaları hazırladım. Arya, you're wearing the wrong shoes. Put your sandals on. Derin, put your crocs on. Derin, ay 10.000 defa, 10.000 defa dedi ki hazır ol.
Yola çıktık şimdi. Çocuklar arkada, benim telefonda arıyor, uyuyor. Devran benim yanımda. Devran da uyudu, uyandı. Çıktı, teyzemin oğlu seti de aldı. O da hep çalıştığı için tek bir yere çıkamıyordu. Güzel bir sahile gideceğiz. Çocukluğumuzda sürekli, o zaman ailemin şey yoktu, izni yoktu, Türkiye'ye gidemiyorlardı. 8-9 yaşlarında sürekli Bulmuş'a gidiyorduk, oraya gideceğiz. Ben de en son o zaman gitmiştim zaten, hatırlamıyorum yani çocukluğumda gittiğim gibi. 2-2,5 saat falan sürüyor. Oraya gideceğiz, dayımlar da gelecek, Kemal da gelecek. Herkes kendi arabasıyla geliyor. Öyle keyifli bir gün geçireceğiz, bakalım. Ben biraz uyumaya çalışacağım Ali gibi. Ali şu an full enerji depoluyor. Soframızı kurduk, geldik. Bir şeyler yiyeceğiz arkadaşlar, çok acıktık. Aç ayı oynamaz bilirsiniz. Biz yemeklerimizi yedik, denize girdik, çıktık. Deniz çok güzel. Çok soğuk ama değiyor. İçine girdikten sonra da bir daha çıkasımız gelmiyor. Size burayı bir göstereyim. Ondan sonra kendiniz yorumlayın artık. Burada yarından itibaren biraz daha kurallar şey olacak, hafifleyecek. Dediğim gibi ama insanlar şimdiden yaptı. Şöyle çekeyim. Yani belki bizim grup görüntümüze çok gelebilir ama burada şu an herkes 2-3 aile birlikte oturmuş bir durumda. Devran'ı uyuttum. Hala buradayız. Güneş gerçekten çok güzel. Birkaç gün burada bayağı bir sıcak olacak. İnsanlar bayağı bir keyfini çıkartıyor. Ben de saat 4.16. Yavaş yavaş çantaları hazırlamaya başladım. Ki çıkacağım zaman hemen alıp çıkayım diye. Çöpleri falan atıyorum bir poşetin içine. Doydu, giydirdim, yatıyor. Biz çıktık şimdi. Çocuklar vallahi o kadar yoruldu ki Arya uyudu bile. Benim de uyumak üzere, camları kapatalım. Bayağı istiyor çünkü onlara doğru. Herkese günaydın. Nefesimi alamadım. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün bir pazartesi günü. Vücudum o kadar hamlanmış ki size anlatamam. Herhalde güneş çok yordu vücudum. Su denize de girdik çıktık. O kadar spor yapmama rağmen denizin bu kadar yormuş olmasına inanamıyorum. Bayağı yoruldum dün. Oh, Devran dönüyor, hiç uyumadı. Yani kucağıma alıyorum yatağın içinde. Benimle uyumak istiyor sanki, öyle rahatlıyor. Yatağa koyduğum an 2 saniye geçmiyor, tekrar ağlıyordu. Geceyi öyle atlattık.
uyandığım gün zaten hiçbir şey yapamamıştık. Çok geç eve geldi. Ya erken geldik, duş aldı, yıkan, ye bir şeyler. Uyu derken saat yine 1 oldu. Ondan sonra da zaten devranla maratonumuz başladı gece. Eve hiç dokunmadım. Şu an evin durumu berbat halinde. Yani tek evde temiz bir oda, hangisi derseniz çocukların yatak odası diyeceğim. Mutfak, bulaşık var, kıyafetler, düğünden kalma, işte Deniz'den çıkanma, bir sürü kıyafet var. Yavaş yavaş bir posta atacağım şimdi. Yıkansın, çantaları boşalttım. Bulaşıkları yıkayayım. Yani ilk önce bir mutfağı halledeyim. Ondan sonra çocukların kahvaltısını vereceğim ve banyoya geçeceğim. Dün banyo ettik ve her şey orada. Çok yorgunum. Çok yorgunum. Ay çok uykusuzum. Neyse ki şu an sesleri çıkmıyor. En azından onlar rahat oynarken ben de buraları bir toparlayayım. Bu arada saat 7:15 geçiyor yani. Ah, başlayız ki. Başla maratona. My eyes are wet. Bakayım. Yorgunsun o yüzden. Biraz güzel güzel oyna içeride. Ay gözleri şişmiş çocuğum. Mommy. Because that's why my eyes are wet. I didn't have the phone to. Haha, telefon yok diye gözleri şişmiş. Boğazım, saati kaç yaptık biliyor musunuz? Saati 2 yaptık. Evi toparladım. Büyük bir bölümü toplu, temiz. Gözümde büyütmüşüm aslında. 2-1,5 saatte falan bitti. Ondan sonra Serhat'ı uyandırdık. O çocukları devraldı. Ben de biraz uyudum. Uyumaya ihtiyacım vardı devramdan dolayı. Çocuklar da biraz uyudu. Deniz hariç Arya ve devram da öğlen uykusunu uyudu. Uyandılar. Arya uyudu uyandı aşkım. O yüzden hala esniyor. Giyindik, kuşandık. Çıkıyoruz. Annemlere geçeceğiz. Bahçeye. Ondan sonra da annemi iş çıkışı alacağım. Erken bugün çıkacak, saat 3 gibi çıkacak. Alacağım ve teyzemlerin oraya gideceğiz. Onların bahçesinde oturacağız. Biraz vakit geçireceğiz birlikte. Bugünden itibaren dışarıda 6 kişiye kadar dışarıda dolaşabiliyorsunuz. Ondan sonra hala tabii sosyal mesafe korunma öneriliyor. Ondan sonra eş, dost, akraba, arkadaş bahçelerinde, özel bahçelerinde görüşebiliyorsunuz 6 kişiye kadar. Biraz daha böyle dün haberleri okudum. Biraz daha gevşiyor kurallar. Ve burada şu an marketler açılıyor. Dışarıdaki pazar alanları açılıyor tekrar yarın bugün itibariyle. Ondan sonra da 15'inden itibaren non-essentials, yani kıyafet dükkanları yavaş yavaş açılacak. Yani böyle. Bunların hepsinin olması bayağı zaman alacak. İnsanların alışması, bilmem ne bilmem ne, sene sonu olacak diye düşünüyorum. Tatile gelmeyi planlıyorduk ama hani sınırlar açılsa bile oraya gelip tatil yapamadıktan sonra gelmenin bir anlamı yok. Çünkü tatil demek biliyorsunuz bayağı masraflı bir olay zaten. Oraya geldikten sonra da bir otele gidemeyip deniz havuz göremedikten sonra da ne anlamı kalacak o zaman bizim gelmemizin? Hani evden çıkıp eve girmenin bir anlamı yok. O kadar yol geçeceğiz arabayla, 3 çocukla birlikte. Bayağı zor olur diye düşünüyoruz. Bilmiyorum, bakacağız yani. Hepsi bu 2 ayın içinde. Ortama göre, işte dünyanın gidişatına göre karar vereceğiz. Bakalım. Biz annemi aldık. Teyzem, yani kuzenimin evine geldik. Annem şort giymiş diyor, beni çekme. Kadın güneş görmüyor ki, o yüzden. Suya koydun, oh. Şu tipini yedin senin. Kızımı da soyduk. Havuz yapmışlar böyle küçük. Kızım için de. Ben de bir kahvemi yaptım, içtim. Bahçedeyiz. Hava da güzel.
Selam arkadaşlar, kusura bakmayın videoyu sonlandıramamışım. Zaten yoğun olduğumdan dolayı ve sürekli hava sıcak, sıcaklığın tadını çıkardık, işte gezdik falan filan derken evde kalıp videoları toparlayamadım. O yüzden bunların hepsini bir video haline getirdim. Umarım hoşunuza giderek izlemişsinizdir. Fark ettim ki videoyu sonlandırmadım. O yüzden bir sonlandırayım dedim. Sizi seviyorum. Bugün de vlog çekiyorum. O yüzden yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.